Herkese merhabalar. Bu videomuzun konusu Türkçe ezan. Türkçe ezanı kim getirdi? Kaç yıl okundu? Türkçe ezan uygulaması 18 Temmuz 1932'de Diyanet İşleri Başkanlığı'nın ezanın Türkçe ve makama uygun bir şekilde okunmasına dair bir genelge yayımlamasıyla başladı. Bu genelgenin ardından ezan 1950'deki Demokrat Parti iktidarına dek yaklaşık 18 yıl boyunca Türkçe okundu. Ezanın Türkçe okunması meselesi Cumhuriyet'le gelişen bir düşünce değildir. Zira daha meşrutiyet döneminde ortaya çıkan dilde sadeleşme çabalarının bir yönü de Türkçenin ibadet dili olarak kullanılmasıdır. Örneğin devrin önde gelen aydınlarından Ali Suavi, namaz surelerinin Türkçe okunmasını ve hutbelerin Türkçe verilmesini savunmaktaydı. Yine Türk vatanını Türkçenin bütünüyle hakim olduğu bir ülke olarak tanımlayan Ziya Gökalp de Türkçe ibadeti savunmaktaydı. Bu isimler, duanın ve ayetin anlamını bilmenin önemini ve böylece Türklerin daha kolay aydınlanabileceğini vurgulamaktaydı. Bu düşünce Cumhuriyet'in kurulması ile birlikte güç kazandı. Hatta 1926 yılında İstanbul'da Erenköy Camii'nde ezan Türkçe okundu. Bunun üzerine imam geçici olarak görevden alındı ancak meşrutiyet dönemindeki Türkçe ezan tartışmaları yeniden başladı. 1931 yılında İstanbul'un en ünlü hafızlarını Dolmabahçe'de toplayan Mustafa Kemal, ibadetin Türkçeleştirilmesi için çalışmalara başlanması emrini verdi. Bu amaçla 9 kişilik bir hafızlar meclisi oluşturuldu. Bundan sonra Türkçe ezana geçiş uygulaması aşama aşama gerçekleşmeye başladı. 1931 yılının Kadir Gecesi'nde Ayasofya'da hem Türkçe hutbe verildi hem de Saadettin Kaynak Kur'an'dan bir sureyi Türkçe olarak 30 Ocak 1932'de İstanbul'da Fatih Camii'nde ezan önce Arapça, daha sonra da Türkçe okundu. 3 Şubat 1932'de Kadir Gecesi'nde Türkçe Kur'an ve Mevlid okunup tekbir ve kamet getirildi. Aynı yılın Ramazan ayının son cuma namazında ise Saadettin Kaynak Süleymaniye Camii'nde Türkçe hutbe verip ezan okudu. Ayrıca Ramazan bayramında bütün minarelerden ezanın Türkçe okunmasına karar verildi. Ancak bu süreçte ezanın Türkçe okunmasına dair bir kanun çıkarılmamıştı. Olay devletin teşvik ve desteğiyle kendiliğinden gelişmişti. Nihayet Diyanet İşleri Başkanlığı 18 Temmuz 1932'de bir genelge yayımlayarak ezanın Türkçe okunmasını yasal bir zemine bağladı. Ardından bu konudaki denetimler sıkılaştırıldı. Hatta bazı şehir ve kasabalarda meydana gelen küçük çaplı protestolar bastırıldı. Ancak bu dönemde Türkçe ezan uygulaması bir yasa ile belirlenmediğinden Arapça okunan ezan ve Kur'an'a karşı cezai bir yaptırım uygulanmamıştır. Arapça ezan okunmasına karşı cezai yaptırım uygulaması 1941 yılında ceza kanununda yapılan düzenlemelerle hayata geçirildi. Buna göre Arapça ezan okuyanların 3 aya kadar hapsedilmesi ve para cezasıyla cezalandırılmaları hüküm altına alındı. Ezan 1950'de Demokrat Parti'nin iktidara gelmesine dek Türkçe okundu. Demokrat Parti iktidara gelmesiyle birlikte ezanın Türkçeden başka dillerde de okunabileceğine dair bir kanun çıkardı. Böylece Türkçe ezan yasaklanmıyor ancak Arapça ezanın yolu açılıyordu. Nitekim çok kısa bir süre içerisinde ezan tüm Türkiye'de Arapça okunmaya başlandı. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Yeni bir videoda buluşmak üzere, şimdilik hoşça kalın.